Evet, imamlık şartlarından mı bahsediyorduk? Namaz imamlığının şartlarında abdestli ve temiz olmak. Bir imam namazı abdestsiz ve cünüp olarak kıldırdığını sonradan anlasa, kendisinin ve durumu öğrenen cemaatin namazını yerinden kılması icap eder. Fakat cemaati bulamadığı söylüyor. Fakat efendim, bir kısım insanlar duymamışlar bunu. Allah kabul eder inşallah. Fakihlerin çoğunluğuna göre, dikkat edin, çoğunluğuna göre, hepsine göre değil, kişinin bu durumu bilip bilmemesi sonucu etkilemez. Başka bir görüşe göre imam bu durumu cemaate haber vermezse kendisinin yeniden kılması yeterli olur. Velhasıl Allah yolunda hayal etmemek lazım. Yani bu bir gaflettir. Bir imam bile bile zaten abdestsiz ve dürüp namaz kıldırırsa dinden çıkabilir. Yani bu abdestle ilgili ayetleri ya inkardır ya alayız. Böyle bir şey olmaz zaten bir Müslümandan. Bilmeden olur. Onu da utanmaması lazım. Cemaat. İşte öğle namazımızı tekrar iade ederek inşallah bir haber vermesi münasipti diyor. Başkasına uymuş olmamak. İmama sonradan uymuş bir Müslüman geldi. Kaçıncı rekatta? Diyelim ki üçüncü rekatta imama yetişti. Ya da ikinci rekatta yetişti. İkinci rekatta bir rekat kaldı değil mi? İmam selam verdikten sonra sağa sola önümüzdeki derslerde bunu göreceğiz inşallah. Adam ayağa kalktı, namaz kılıyor. Arkadan bir Müslüman girdi o sırada camiye. İmam mısın, sana uydum dedi, Allah'a emanet. Bu imam olamaz. Neden? Bu imamın da bir imamı vardı. O cihetten bu efendi imam olamaz. Başkasına uymuş olmamak şarttır. Özürlü olmamak. Başımıza gelebilecek hususlardandır. Hanefi ve Hanbelilere göre imamda sürekli burun kanaması, sürekli yerlenme, sürekli sildiğini tutamama gibi, burun kanaması veya başka bir yerden kanama gibi özür olabilir insanlar. Bu türlü özürlü insanların namaz için imam olmaması gerekir. Bir adamın sildiğini tutamıyor. Arkada bir başka Müslüman var. Aynı özürden müptela. Ona imam olabilir. Dikkat! Özür aynı. Bunun özrü sildiğini tutamama, öbürünki burun kanaması, öbürününki bir başka, bunlar birbirlerine imam olamaz. Adam hasta, namazı oturarak kılıyor, oturarak rükû ediyor ve secdeye gidiyor. Bu imam olabilir mi? Evet. Adam hasta, rükûya gidiyor, secdeye gidemiyor. Secdeyi rükûdan ne yapacak bu adam? Biraz daha fazla eğilecek değil mi? Görmüştük. Önde sandalye, mandalye koymasına gerek yoktu. Ne yapıyor? Oturduğu yerden eğiliyor, rükû doğruluyor. Biraz daha eğiliyor, secdeye gitmiş oluyor. Böyle secde yapamayan özürlü bir Müslümanın başkasına imam olması da caiz değil. Sağlamlara imam olamaz. İmamın okuyuşunun düzgün olması lazım. İmamlık yapacak kişinin namaz sahibi olacak kadar Kur'an'ı ezbere ve düzgün olarak okuyabilmesi gerekir. Çünkü kıraat mevzusunda da görmüştük. Harekeler namazı bozmaz demiştik. Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin ayeti kerime böyle. Ama adam harfleri tam çıkaramıyor veya harekeleri veremiyor. Mesela Elhamdu diyecek yerde ne diyor? Diyelim Elhamde Lillahi diyecek yerde Lillahu diyor. O da bir hareket. Rabbil Alemin yerine Rabbul Alemin diyor.
ama sen önce bir Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğren, sonra Müslümanlara imamlar. Hepsi böyleyse, ha o onlara olur işte. Birbirlerinin namaz kıldırabilirler. Bazen oluyor, böyle imam tekbir alırken nasıl bir tekbir alıyor? Öyle bir tekbir alması için insanın 10 saat ders görmesi lazım. Bu kadar yanlış, rastgele çıkmaz adamdan. Ders alarak o yanlışı öğrenmesi lazım. Kalbine bir hancı yaklanıyor. Bu namaz nasıl biter? Yani imam kardeşlerimizin kendilerini yetiştirmesi lazım. İmam aldıktan sonra kral üstadlarına gidecek. Elhamdülillah vakitleri de var. Femen Bohşin dediğimiz bu şehrin ağzı en güzel hoca efendilerine gidecekler. Bu ilmi öğrenecekler. Arkasındaki Müslümanlara işkence çektirmeye kimsenin hakkı yok. İmamlar kim ehildir? Hepimiz şurada namaz kılacağız. Şimdi kim imamı? Şöyle hiç uzatmayalım. İslam devleti olsaydı devlet başkanı ya da onun görevlendirdiği olacaktı. Yani devlet başkanı işte cuma namazını kim kıldı? Mahallede sırasıyla var. Emniyet müdürü, efendim, müftüsü vesaire görevliler kıldıracak. O yok. O yok. Şimdi devlet görevli tayin etmiş camiye. Görevli tayin edildiği için sen olurdun, ben olurdum, kavgası, fitnesi olmaz. Buyursun namazını kıldırsın. Aslına bakarsanız böyle bir durum söz konusu değilse ya da bir cami var, metru imamı yok, görevlisi yok, Müslümanlar toplandı, efendim, kim namaz kıldırmaya daha ehildir? Aslında fıkıh kitaplarımızda bu kim namaz kıldırmaya daha ehildir şeklinde efendim işlemiş. Biz de görelim kısaca. Eğer cemaatin içinde olmayan şeyi söyleyeyim şimdi. Kitabımız yazmış. Bir noktayı bir cümle halinde olduğu için kısaca severek okuyayım orayı. Eğer cemaatin içinde İslam devlet başkanı bulunursa devlet başkanı öne geçirilir. Ne güzel olur. İmam olur, namazı okuduruz. Ondan sonra vali, sonra kadın, yani mahkemedeki yargıç hakim, sonra evin sahibi öne geçirilir. Hatta bu kişi ev sahibi kiracı bile olsa başkasından imam olmaya daha layıktır. Hatırlıyor musunuz? Bir zaman bir devlet başkanına birisi mektup yazmış. Müslümanlara devlet başkanı olan geç bunların namaz kıldırmalı diyor. Bu değerine varmış. Okuyor. Yani ben namaz kıldıracakmışım. 7 hafta bak diyor. 6 kim yiyor? Temelde imanlığa en ehil olan kimse, namazın hükümlerini en iyi bilen kimsedir. Dini bilen, fıkhı bilen, özellikle namaz ibadetini en iyi bilendir. Ancak çeşitli haller durumunda bir tercih söz konusu olduğunda tercih sırası şöyle. Bir evde cemaatle namaz kılınacaksa evin sahibi imamdır. Meğer ki başkasına izin verirse söz konusu bir şey olmaz. Yoksa hak ev sahibinin. Namaz hükümlerini en iyi bilen ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan kimse başkasına göre imamla daha elverişlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Allah'ın kitabını en iyi bilen cemaate imamlık yapsın, okuyuşta eşit olursa sünneti en iyi bilen kimse imam olur. Kur'an'ı bilmekle eşitler, sünneti en iyi bilen. Şüpheli şeylerden en çok sakınan takva ve vera sahibi insanların imam olması tercih edilir. Haram, mekruh, kaçınması, bu gibi şüpheli şeylerden kaçınması, farz, vacip ve müekked sünnetleri yerine getirmesi takvanın ölçüsü alamettir. Diyor ki sevgili Peygamberimiz, eğer namazınızın kabul edilmesini istiyorsanız size alimleriniz imamlık etsin. Çünkü onlar sizinle Rabbinizin arasında elçidir. Allah'la kul arasında elçilik yoktur diyemeyerek kulakları çınlasın. Demek ki imamlar öyleymiş. O yüzden elçilerimizin iyi olmasına dikkat edin. Yaşça büyük olanlar
imamlar daha ehil sayılırlar emsaline göre. Yani her hususta eşit, bu sefer yaşa bakarız. Neden? Çünkü bir insan ne kadar çok yaşlanırsa o kadar ölüme yakın, Allah'a yakın takvası daha iyi olur diye ümit edilir. Ahlakça daha üstün olanın, yani cemaatle iyi geçinenin öncelik hakkının bulunması bir esastır. Bu konuda da eşitlik olursa yüzü güzel olan demiş. Yüzü güzellikle ne alakası var? Şu alakası var. Yüzü güzel, yani nurlu olan insanların gece teheccüd namazına kalktıkları için yüzleri nurlu olur. İslam anlayışında. Çünkü gece teheccüde kalkan insanların yüzü nurlu olur, kaygısı gereğince böyle. Nesep, ses veya elbise temizliğinde daha güzel olan tercih edilebilir. Bunlar birer tercih edilebilir ama biz dediğimiz gibi bir yerde bu işin görevlisi varsa en iyisi görevlisi geçip kıldırır. Böylece sen ben mevzusu ya da ayrılığı, fitre, kavgası da böylece biter. Peki imam olması hoş olmayan, mekruh olan kimseler de var mıdır? Elbette ki vardır. Ve cemaatin imama uymasının bir kısım şartları vardır. Vaktimiz bir hayli kafi geldiği için bu mevzuyu burada bırakalım. Bu bilgileri önümüzdeki haftaya Allah izin verirse bırakalım inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin.